Tabi Kur'an'da rıza kavramı da sevgi kavramı da geçiyor ama Allah razı olduğu kulu sevecektir diyorum. Bunlar aslında birbiriyle yakın ilişkisi de var rıza ile sevgi. Yani bir şeyden siz hoşnutsanız, beğeniyorsanız ona karşı bir sevgi de duyarsınız. E, bu sevgi konusu yani İslamiyet'te de çok önemli. Yani bu Kur'an'da da birçok ayette geçiyor. Hem Allah'ın insanı sevmesi geçiyor hem insanların Allah'ı sevmesi geçiyor. Yani çift yönlü bir yönü var. Evet. Bir noktaya bu konuyla ilgilenen bir felsefeci Descartes'in hani meşhur sözü vardır. Yani düşünüyorum öyleyse varım. Bu sözü, sözü seviyorum öyleyse varım şeklinde çevirmiştir. Yani sevgi gerçekten var olmayı değerli kılan, anlamlı kılan çok çok önemli bir unsur. Evet. peki hangi sevgi değerlidir? Ne kadar değerli, önemlidir? Aslında karşımızdaki varlık ne kadar önemli önemliyse ona duyduğumuz sevgi ve onun bize duyduğu sevgi de değeri o kadar artar. Hiç şüphesiz bütün varlığı yaratan, bize hayatı veren Allah'ın e, geri kalan varlıkla kıyaslamaya kalksak ki kıyaslanmaz, e, önemi çok açık ortada. Geri kalan bütün varlığın toplam önemi bile Allah'ın yanında söz konusu olamaz. O zaman bizim Allah'a duyacağımız sevgi geri kalan bütün varlığında toplamından da daha önemlidir. Allah'ın bize duyacağı sevgi de bizim için geri kalan herkesin bize duyacağı e, sevgiden önemlidir. E, İbn Sina gibi İslam filozofları e, Allah'ın varlığa sevgiyi içkin yaratmak suretiyle bize sevgiyi ver vermek suretiyle sevginin iyiliğin mükemmelliğin kaynağı olan kendisine yönettiğini ifade etmişlerdir. Yani bu hem İslam felsefecilerinin hem e, Kur'an'ın birçok ayetinin birçok ifadesinde karşımıza çıkan bir husus Ben buradaki sevgiyi, Allah'a karşı duyulan sevgiyi, bizim duyacağımız sevgiyi e, kabaca dörde ayırıyorum. Dört tip sevgi olabilir. Bir, beğeni sevgisi. Biz, beğeni sevgisi. Beğeni sevgisi. Biz bir şeyi beğendiğimizde o beğenimizden sevgiye uzanan bir yol vardır. Yani mesela diyelim ki bir çiçek veyahut da bir işte ne bileyim bir araba, yıldızlı gökyüzü. Yani bu maddi bir şey de olabilir, bir manzara da. Yani sahip olduğumuz veya olmadığımız herhangi bir şeye beğenimiz ona karşı bir sevgiyi tetikler. Aynı zamanda onu ortaya çıkartana karşı da bir sevgiye iletir. Bir şey beğeniliyorsa onu ortaya çıkartana karşı da bir e, be, onu da beğeni Yani onu ortaya çıkartana karşı da aynı zamanda bir beğeni, sevgi duyar. Yani sanatı beğeniyorsak sanatçıyı da Tabii. beğeniyoruz. Ha, Allah bütün evreni ortaya çıkartan Sonuçta bizim beynimizden bir sevgiye giden yol varsa bütün evrendeki güzelliklerin kaynağı Allah olduğu için bütün evrene karşı evrendeki bütün beğeni unsurlarımızdan Allah'a sevgiye giden bir yol var. Bunu çok çok iyi yakalamak lazım. Nitekim şunu unutmayalım. Hep bu programlarda belirtiyoruz. Kur'an sadece beni okuyun diyen bir kitap değil. Kur'an bütün evreni okuyun diyor. İşte yağmurlara, rüzgarlara gözümüzü çeviriyor bulutların gidişine bitkilerin büyüşüne, canlılara, kendi bedenimiz anne rahmindeki aşamalara bütün bunlara gözümüzü çevirtiyor. Bunlara da bakın bunlarda da Allah'ın ayetleri var diyor. Şimdi bunlarda Allah'ın ayetini görünce biz ne görüyoruz? Aslında Allah'ın e, kudretini daha iyi biliyoruz. Evet. Yani varlığı bizim incelememizden aslında Allah'ın kudretini bilmeye bir yol var. Aslında Allah her şeyi bilen olmasaydı Allah evreni bu kadar mükemmel yaratamazdı. Bu varlıktan Allah'ın bilgisini anlamaya giden bir yol var. Fakat unutmayalım ki varlığa baktığımız ona beynimizden aslında sevgiye giden de bir yol var. Yani kudreti ve bilgiyi anlamaya giden bir yol olduğu gibi hı hı. E, evreni incelememizden, Kur'an'ın bize evreni tefekküre gönder, yönelten ayetlerinden Allah'a sevgiye giden de bir yol var. Diğerleriyle beraber. Bu yüzden beyni sevgisi bizde önemli bir sevgidir. Bütün varlığı ortaya çıkartan Allah olduğu için beğeniden sevgiye en çok hak eden de Allah'tır. Aynen. Diğer bir sevgi türü ihtiyaç. Yani ihtiyaçlarımızı giderene kadar hmm. renlere karşılıkta sevgi duyarız. Özellikle birçok kimsenin belki ilk sevgisini hissettiği kimseler Anne. ihtiyaçlarını giderenlerdir. Yani annesi, babası, anneannesi kimse o anda ihtiyaçlarını giderenler. Ee, biz muhtaç varlıklarız. Yani bazen hani Allah'a ihtiyacımızdan dolayı Allah'a sevmek bir bencillik mi diye düşünebilir. Bence bu gayet reel bir şey. İnsan yani diğer sevgi türlerine göre belki derecesini bu sevginin düşük olduğu söylenebilir ama sonuçta biz kuluz, muhtacız. Allah da bizim ihtiyaçlarımızı gideriyor. Yoktan bizi var ederek sadece ihtiyaçlarımızı gidermedi. Bize görmeyi, işitmeyi vererek ihtiyaçlarımızı gidermedi. Bizim en önemli ihtiyacımız öldükten sonra diriltilmemiz. Allah'ın öldükten sonra da varlığımızı yeni bir mekanda yeni bir boyutta devam ettiğimiz Allah bu en önemli ihtiyacımızı da gidereceğimizi söylüyor. Yani Allah hem mevcut ihtiyaçlarımızı gideren hem ilerideki olabilecek en önemli ihtiyacımızı gidereceğimizi vaat eden olarak ihtiyaçlarımızın gidericisi olarak da herkesten çok sevgiyi e, sevilmeye muhtaç. Çünkü bizi var olmamız gibi en önemli ihtiyacımızı gideriyor Allah. Evet. Burada ihtiyaçtan sevgiye giden bir yol varsa ki var. O zaman Allah yine bu ihtiyaç sevgisinden en çok hak edendir. Diğeri de şükran sevgisi. Şükran sevgisi ben hani ihtiyaç sevgisinde birazcık hani e, e, şey olduğu söylenebilir. Hani menfaatten dolayı gidiyorsunuz da. Şükran sevgisi biraz burada daha bir ayırt edici rolü olduğunu düşünüyorum. Şükran sevgisi artık ihtiyacınız kalmadığı bir anda bile duyduğunuz bir sevgi. Evet. Mesela diyelim ki anne babasına insan bir ihtiyaç sevgisi vardır ama belli bir yaşa gelir artık hiç ihtiyacı kalmaz. Geçmişte yapılanlardan dolayı bir şükran sevgisi vardır. ha Bize Allah'a ihtiyaçlarımız hiçbir zaman bitmiyor hiç şüphesiz. Hı hı. Yani burada biz ne kadar Allah'a ihtiyaç sevgisi ne kadar şükran sevgisi duyuyoruz ondan pek ayırt etmemiz mümkün değil. Ama sonuçta biz bize yapılacak olanlardan dolayı geçmişte yapılmış olanlardan dolayı da bir sevgi duyuyorsak birçok kimseye. Bundan önce sahip olduğumuz her şeyde... Allah tarafından sahip olduğumuza göre şükrandan sevgiye giden yolda en çok Allah için kullanılmalıdır. Allah'a karşı şükran sevgisi duyulmalıdır. Ha burada şükran ke kelimesi e, yine bir Arapça kelime Hı -hı. iki yönlü. Değil mi? Hı -hı. E, bir ya yani Kur'an'da bu kelime hem Allah'tan insana hem insandan Allah'a doğru geçtiğini de unutmayalım. Yani İnsanların şükredicisi olması söylenirken Kur'an'da Allah'ın da insanların yaptıklarına karşı şükredici olduğu söyleniyor. Yani şükür sadece ihtiyaçların giderilmesinden dolayı olan bir şey de değil. İhtiyaçların giderilmesinden dolayı tabii ki bizim Allah'a şükrümüz olur. Evet. Fakat bir de şöyle bir şükür var, yapılanların beğenilmesinden ve takdir edilmesinden dolayı da bir e, sevgi şükür sevgisi var diyebiliriz. Yani birisi bir şey yapmıştır, ortaya çıkarmıştır. O yaptığını takdir ederiz, beğeniriz ve içimizde yine bir şükür sevgisi olur. Ha Allah da bu şekilde bir şükür sevgisinin kullarına karşıt olduğunu söylüyor. Nitekim ahirette insanların e, Allah'tan yaptıklarının karşılığını alacak olmasında bu e, Allah'ın rızası ve şükür sevgisinin Sevgisi. bize karşı rolü var. Evet. Ve tekrar ediyorum Kur'an'da yani rıza kelimesi de hem şükür kelimesi de hem insandan Allah'a hem Allah'tan insana unsurlar olarak vurgulanıyor. Bu tabi çok uzun konu özetlemek için son evet. bir tane sevgi türü vurgulayayım bitireyim. Bir de hediye sevgi var. Hediye sevgi ise karşınızdakini sırf o, o olduğu için duyulan bir sevgi. Yaptıkları, sizin için yaptıkları veya yapacakları da değil. O olduğu için duyulan sevgi. Allah hiç şüphesiz böyle bir sevgiyi de herkesten çok hak eder. Çünkü o evrenin yaratıcısı, her şeyin hakimi, sevginin kaynağı olarak sırf o olduğundan bizim için hiçbir şey yapmasa dahi en üst sevgiyi hak ederdi. Evet. Nitekim bu hediye sevgi, yani karşısında hiçbir şey yapmasa bile verilen sevgi, insandan Allah'a karşıt olabileceği gibi. Allah'tan insana karşılıklı olduğunu görüyoruz. Tam, ahirette Allah'ın yap insanlara vereceği bazı karşılıklar bir şükür sevgisiyle ilişkilendirebilir. Ama biz hiçbir şey yapmadığımız bir anda da Allah bizi yarattı. Ha, bizim Allah'ın var etmesi de aslında bir hediye sevgiye bağlanabilir. Bilmiyorum. Bence bağlanması uygun olacaktır. Evet. evet bu çok uzun bir konu şey bir konu ama yani bu Kur'an'ın da içinde Allah'tan insana insandan Allah'a çift yönlü olarak sevgi kavramının geçtiğini evet. ve ancak Allah'la sevgi ilişkisi kurduğumuz bir hayatın evet. anlamlı bir hayat olacağını söyleyeyim.